Peki bu misyonerliğin etkisi Hristiyanlığın kampanyası gibi mi algılanmalı ya da Hristiyanlığın cezbedici tarafları gibi mi algılanmalı yoksa burada da bir İslam karşıtlığı hadisesi var mı? Şöyle yani Kullanılıyor mu burada bir? Hristiyan misyonerliği bence çok başarılı ve bizim Hristiyan misyonerliği ciddi incelememiz lazım ve oradan alacağımız dersler de var. Ve İslam karşıtlığını da kullananlardan biri misyonerlik. Ama tek yaptıkları şey tabii İslam karşıtlığı değil Ya çünkü bizim emri marufumuzda sıkıntı mı var? bizim İslam'ı sunuşumuzda yani bizim elimizdeki malzeme, ben bunu abartmasız böyle bir retorik olmadan söylüyorum bütün gönlümle inanarak, İslam'ın tevhid inancı ve akıla, mantığa, gönüle hitabı çok güçlü, kuvvetli ama bizim bunu ambalajla sunuşumuz gerçekten çok kötü. Bir prezentasyon sıkıntımız Çok var. büyük bir prezentasyon sıkıntımız var. Yani batıdaki misyonerler çok iyi eğitimliler. Ve dikkat edin, bence bu çok önemli. Çok iyi sanatı kullanıyorlar. Bak, çok iyi eğitimliler ve çok iyi sanatı kullanıyorlar. Çok iyi organizeler. Ve tabii ki başka bir avantajları var. Birçok insan hakim kültürün üyesi olmak isteğiyle o hakim kültürde en yaygın din neyse ona geçince o hakim kültürün parçası olacağını hissediyor. Mesela Çin'in içinde şu anda Hristiyanlığa çok geçiş var. Ama ben o Hristiyanların birçoğunla biz konuşsak, İslam'la sen bana haydi gel bir Hristiyanlığı mukayese et, bakalım bu üçleme mi daha mantıklı, yoksa İslam'ı tevhid inancı mantıklı desek, bunun üzerine tartışabileceklerini sanmıyorum. Fakat küreselleşmenin hakim gücü Batı. Sineması, televizyonu, medyası onların elinde. Ve mesela Batı'nın şehirleri İslam şehirlerinden daha imarlı. Biz birbirimizi öldürürken Suriye'de, Irak'ta, o güzelim Bağdat, güzelim Lübnan yıkılırken Batı'daki işte o Paris, Londra'sı bütün ihtişamıyla oluyor. Orada işte orada yüz binler olup orada 100 kişi ölünce çok büyük bir şamata kopartılıyor. Şimdi tabii ki o şehirleri görenler, oradaki o sanatı, kültürü ve hakimiyeti görenler Etkileniyor. onun bir parçası olmak isteği doğuyor içlerinde. Ama tabii ki bana göre bir dine geçişte mantık bu olmamalı. Dinin özüne, onun sunduğu Yani o fiziki ahlaka, koşulların onun sunucu akaide bakmak lazım. Ama insanların dine geçişlerinde bu böyle olmuyor. Ve Hristiyanlık da bana göre bu. Dünyanın yöneten ekonomik açıdan ve diğer açılardan hakim güç ve kültür olmalarının avantajını kullanıyorlar. Dikkat et. Yani sanat ve iyi eğitimli olmakla beraber hakim ekonomi ve kültür olmanın avantajları kullanılınca misyonerlik birçok yere çok iyi sızıyor, yayıyor. Mesela şu anda Hristiyanlığın da aslında bu nüfusundaki sabitliği tutan şey, birçok kimse yanlış anlamasın, Afrika'daki Hristiyanlığın artışı olarak projeksiyonda gözüküyor. Yoksa Avrupa'daki Müslümanlar ve dinsizlerin ikisinin oranı artacakken Avrupa'daki Hristiyanların oranı düşecek diye gözüküyor. Aynı şey Amerika'da gözüküyor. Avrupa'da daha da bariz. Yani Avrupa Amerika açısından demin dediğim veriler tam geçerli değil. Yani Avrupa Amerika'da Hristiyanlık kendini koruyabilecek gibi gözükmüyor. Ama dünya genelinde Hristiyanlık kendi açığını, nüfussal açığını Afrika'dan Hristiyanlığa dönenlerle kapayacak gibi gözüküyor bu projeksiyonda. Afrika'da ciddi bir artış olduğu muhakkak Ama son işte orada zamanlarda mesela özellikle. misyonerliğin ve Çin'de veya mesela Afrika'da misyonerliğin etkisi çok önemli. Evet. Onların o geçişlerinde. Bizim yani oradaki o eğitim seviyesi ve sanatı kullanmada ve tevhidin akaidini biz niye bu dünyaya iyi sunamıyoruz diye kendi kendimize sormada, niye biz iyi organize olamıyoruz? Yani buradan bir internet sitesi açıp da güzel, tamam, İslam'ı anlatmak güzel, hoş. Onu bilene kadar kaliteli yapıp yapmadığımız birçok zaman tartışma. Şimdi